Evet, insanlık tarihi kadar eski olan mesleklerden bir tanesi mimarlık ve yakın dönemin mesleklerinden bir tanesi de iç mimarlık. Tabii ki bu bir ihtiyaçtan hasıl olan bir meslek. İç mimarlığı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ndeyiz. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Yusuf Gürçınar hocamız. Bizlerle birlikte değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi mimarlığa bir sınır getirildi. İşte 200 bin ve üzerinde olması gerekiyor öğrencinin sıralama bakımından. Şimdi bu kalite ön plana çıkması amacıyla yapılan bir olay. Şimdi iç mimarlıkta da çok tercih ediliyor ve çok da mezun veriliyor. Bilmiyorum şu anda hani sektördeki mezun sayısı nedir? Bir birikim söz konusu mudur? Bir sıkıntı kendini göstermiş midir? Yoksa hocam herkesin branşı ayrıdır. Seçtiği branşa göre belki rahatlık veya sıkıntı olabilir mi diyeceksiniz? Aslında bizde iç mimarlık ilk 1929'da Sanayi Nefisi Hadise'de kuruldu. Paul Günther isimli Avusturyalı bir hoca ama Fransız ekolünde kurdu. İkinci okul 1957 yılında Marmara Üniversitesi, bugün O da Marmara Üniversitesi dediğimiz Bauhaus tabii ki ekolü. Güzel Sanatlar Akademisi'nde, Bauhaus ekolünde Alman ekolü. Adolf Schinek tarafından kuruldu. Yani 1920'de başlıyor serüven. Evet, 29'da başladı. İlk 29. kuruluşu dahili mimari olarak O zaman 1957'de. ismi dahili mimar. Dahili mimariydi, evet. Evet. Daha sonra tabii Güzel Sanatlar Yüksek Okuldu burası. Orada da Adolf Schinek'in kurduğu okul. Ondan sonraki ilk iç mimarlık bölümü, üçüncüsü 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi ve Bu üçüncü müydü Türkiye'de? üçüncüydü. Arada bayağı bir açılmış yalnız. İhtiyaç olmuyordu o dönemler tabii. 1987 yılında Bilkent Üniversitesi kurulduğunda dördüncüydü. Dört üniversite ve o zamanki toplam öğrenci kapasitesi de yaklaşık 300 civarıydı. Türkiye Türkiye genelinde. genelinde şöyle o Peki zamanki sonra ne oldu da bir anda böyle bir patlama oldu? 90 yılından 2016 yılına kadar inanılmaz bir süreç başladı. Şu an 116 tane programda iç mimarlık eğitimi veriliyor. Her yıl ortalama 2000 üzerinde öğrenci alınıyor. Ve ülkemizde şu an iç mimar diplomalı 45 bin Peki meslektaşımız bu var. ekolleri sahibi olan Fransa'da ve Bauhaus Almanya'daki durum nedir? Aynı şekilde bir hızlı artış Onlarda da. içerisinde bu aslında bu yüzyılda mesleklere, ihtisaslara olan ihtiyacın artmasına paralel olan bir Peki süreç. çocuklar bunu nasıl hissediyorlar? Nasıl vakıf oluyorlar bu bilgiye? Efendim şimdi şöyle söyleyeyim. Bir araştırma yapmıştık biz. İnsanlar mali durumları düzeldiği zaman ilk yatırım yaptıkları şey mutfak ya da banyo. Banyo ev erkeğinin isteği, mutfak ev hanımının isteği, tabii ki mutfaklar ön planda. Fakat ekonomik durum geliştikçe daha sonra salon. Önceleri bunları ustalara yaptırıyorlardı. Fakat iç mimarlar çalışmaya başladıkça, kaliteyi gördükçe yavaş yavaş gelir grupları bu alanlara kaymaya başladı. Ve kendiliğinden her bölümde, her alanda bir talep oluştu. Ve iç mimarların iyi para kazandığını, çok elit bir ortamda sosyal olarak, kültürel olarak bulunduğunu gördükten sonra gençler arasında giderek talep artmaya başladı. Özellikle bayan öğrencilerimiz çok fazla, yani en fazla talebi gösteren de bayanlar bu Ama mesleği. iç mekanın tasarımı sadece hani dizayn olarak mı geçiyor olay, yoksa bu boyutu aşıyor mu? Şimdi aslında bu iki tür alana yayılıyor. Bir interior design, İngilizce olarak söylediğimiz iç mekan tasarımı. Diğeri ise interior architecture dediğimiz iç mimar. Ki bizde Türkiye'de artı bir de iç mimari ve çevre tasarımı olarak söyleniliyor. Doğru. Şimdi interior design daha çok sanat ve tasarımı bütünleştiren, iç mekanda daha çok tezyinata ağırlık veren, mobilyadan en küçük ornamente kadar tasarımını gerektiren, yani biraz daha kabiliyet gerektiren ve sanat fakültelerinde alınan eğitimden sonra icra edilebilen bir dalı. Interior architecture dediğimiz iç mimarlık veya iç mimarlık çevre tasarımı alanı ise ziyadesiyle genel mimarlığa daha yakın,
içerisinde tekniği, konstrüksiyonu, strüktürel tasarımı alan ve daha çok mantıksal ve matematiksel bilgiye dayanan bir alanı. Bu alanda genelde yapılan eğitimler, mesela mevcut bir binaya yeni bir fonksiyon verilerek olabiliyor. Yani bu da daha çok olayın matematiksel olay boyutu. Olay sadece yaşanılan mekan. Tabii ki hepsi yaşanılan mekan ama hastanede, sağlık kurumlarında bunun dahilinde, evet. Alışveriş merkezlerinde, havalimanlarında, öyle değil mi? Hepsi dahil, evet. Hı-hı. Tabii burada önemli olan, tabii iç mimarın çok yönlü fonksiyonları var. Birincisi, ilk tasarım aşamasında mimarla birlikte mekanlara nasıl bir fonksiyon verilmeli, nasıl bir kimlik kazandırılmalı, oradaki teknik sorunlar nasıl çözülmeli, danışmanlık yapabiliyor, birlikte tasarıma girebiliyor veya kullanımı bitmiş, kendi haline terk edilmiş, örneğin bir fabrika binasını siz alışveriş merkezi haline getireceksiniz. Orada iç mimar... Veya bir sanat galerisi haline getirebileceksiniz. Sanat galerisi, herhangi bir yeni fonksiyon verdiğinizde orada iç mimar gerçekten çok etkili çalışmalar yapabiliyor aldığı bu köklü Peki, güzel eğitimi. Peki iç mimarın veya mimarın kimliğinden söz ettiniz. Peki o kimlik sizin iç mimarlık bölümünün kimliği nedir? Burasının. Tabii şimdi Işık Üniversitesi kendine özgün bir ekol geliştiriyor. Zaten önemli olan burada her okulun daha kendi farklı bir ekolu, kendi kimliğine sahip olması. Burada kurumsal kimlik tabii. Bu üniversitenin de Türkiye'de ilk vakıf üniversitelerinden biri olması, ülkemizin en eski kurumlarından biri, 1885 yılında kurulmuş Işık Üniversitesi, yani Işık Fevziye Mektepleri. O nedenle buranın farklı bir kurumsal kimliği var. Çok daha konuya hakim ve hocaları çok daha alanında uzman hocalar, altyapısı çok güçlü. Kampüs eğitimi var, kent içinde eğitim var. Her iki alanda da çok aktif öğrencileri yetiştiriyor. Yani kurumsal kimliği tabii çok Peki, güçlü bir şekilde gelişiyor. Peki bir ekol söz konusu mesela Bauhaus ekolü dediğimiz bu uygulamalı bir eğitim anlamına evet. geliyor değil mi? Mesela Fransız ekolü dediğimizde o daha bir teknik mimari mi doğru mu söylüyorum? Mesela bizim bir kimliğimiz var mıdır üniversite olarak? Şimdi aslında bizde şöyle, tabii bunlardan temeli bütün dünyada Muhakkak, bu ekole dayanıyor. Ama siz buna ilaveten daha farklı bir kimlik geliştirebiliyorsunuz. Bizde burada şu an mesela iç mimarlık eğitiminde daha üçüncü yılımız ve burada da aslında hedeflenen kendine özgün Anadolu'nun kimliğini ortaya koyan... Bağrından kopup da gelin. Tabii Anadolu'yla evet. bütünleşen ama batının... teknolojinin her şeyiyle içine alan bir kimlik oluşturmak. Yani bir Türk sentezi olacak, bir İslam sentezi evet. olacak, bir modern sentez olacak. Bunları bütün olarak yoğurabilecek, öyle değil mi? Hepsini yoğurabilecek. Çünkü Anadolu gerçekten Hı-hı. insanlık tarihinin en önemli Kesinlikle. Merkezlerinden biri. Ve onunla bütünleşen, Hı-hı. Anadolu'nun kimliğiyle bütünleşen ve biraz da tabii... bir Türk uslubunun da oluşmasına Güzel. Katkı sağlayabilecek bir hedef. Peki iç mimarlıkta ne kadar yetenek lazım? Yani illa bir ressam gibi çizebilmek, hani onu yansıtabilmek bu olmazsa olmaz mıdır? Yoksa hocam hani bir şeyi görsün, perspektifi olsun, bir ışığı, gölgeyi görebilsin ama çalışmayla bu iş olur. Biz onu çalıştırırız mı dersiniz? Şimdi efendim aslında iki tür öğrencimiz var. Birinci öğrenci gerçekten sanata yatkın. Çok iyi bir şekilde mesela bir konu anlatıyorsunuz, hayali bir şey, onu şekle getirebiliyor ve onu güzel bir tasarım haline de getirebiliyor. İkinci grup öğrenci matematiksel yönü çok güçlü. Hı-hı. Bu tür öğrenciler hayalden ziyade Hı-hı. verilen bir konuda çok net, somut öneriler, Hı-hı. tasarımlar yapabiliyor. Hı-hı. Şimdi herkesin farklı bir kabiliyeti var. Bizim de hedefimiz kişinin kendi yeteneklerini tasarım yapabilecek düzeye Hı-hı. getirebilmek. Peki iş sahası olarak genellikle mezunlar hangi alana yöneliyorlar? Hani alışveriş şey mi, iç mimarisi mi, sağlık kurumları mı? Ne dersiniz? Konut mu? Efendim şöyle aslında size somut bir örnek vereyim. Çok iyi. Ben 2014 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Işık'ın yine iç mimarlık bölüm başkanıydım. O zaman mezunlarımız ne yapıyor, nerede Hı-hı. çalışıyor diye bir anket yaptık. 138 tane mezunun
124'üne ulaştık. Çok ilginç bir sonuç elde ettik. %3'ü yurt dışına gitmiş, iç mimarlık bürolarında çalışıyor. %11'i lisansüstü eğitim yapıyor. %30'u büyük şantiyelerde kabası yapısı bitmiş inşaatlarda ince yap işlerinin yönetimini yapıyor. %14 içlerinde kamu sektöründe çalışıyor. Yani bayağı kamunun değişik branşlarında çalışıyor. %10'a ofis açmış kendisine. Yani çok geniş bir yelpazeye dalmış. Çok geniş bir yelpaze. Ve yaptığımız sohbetlerde de hepsi de memnun. Güzel. Yani yaptığımız işten memnunuz, iyi ki de okumuşuz diyorlar. Tabii o bizi çok mutlu etti. Peki burada tabii ki öğrencinin gözünü açabilmemiz için tamam zengin bir coğrafya, zengin bir tarih, ondan sonra bunu besleyen çok kültürler var. Ama bununla da sınırlı kalmamalı, yurt dışına da bir uzanmalıyız. Evet. Hani gerek öğrenci değişimi, gerek öğretim üyesi değişimi, ondan sonra gerekse program mübadelesi neyse... O konuda neler yapıyoruz? Şimdi efendim bu konuda biz hızlı bir atılım yaptık. Şu an Almanya'yla, Fransa'yla, İtalya'yla ve Slovenya'yla tabii anlaşmalar yaptık. Erasmus programı çerçevesinde. Hatta şu an iki öğrencimiz de gidiyor bu programlar çerçevesinde. Yine karşı üniversitelerden de öğrenciler gelecek. Tabii öğretim elemanı mübadelesi de aynı mantık içerisinde olacak. Zaten muhakkak bütünleşmek gerekiyor diğer üniversitelerle. Oradan gelen öğrenciler müthiş ivme katıyor bizim öğrencilerimize. Bizden gidenler geri döndüğünde çok farklı bir bakış açısıyla geliyorlar. Onun için... Peki bu dalı seçen öğrencilerde hani geçerli bir meslek, tabii ki bunu da saygıyla karşılıyoruz. Çünkü bir arz talep meselesidir. Geçerli meslek olduğu için mi daha çok teveccüh edilir? Yoksa sevgi mi ağır basar iç mimarlık? Aslında ikisi de önemli. Mesela ben bayan öğrencilerimle yaptığım sohbetlerde seviyorlar. Gerçekten çok sevgiyle oturuyorlar, tasarımlar yapıyorlar, keyif alıyorlar bundan. Ama tabii biraz da ekonomik boyutu da çok önemli. Mesela öğrencilerin bazı ekonomik boyutunu düşünenlerle yaptığımız sohbetlerde de gerçekten burada maddi olarak ileride iyi bir gelecek bekliyorlar. Hatta mimarlıktan çok daha fazla gelir olabileceğini de düşünüyorlar ki bunda da haklılar. Peki öğrenci şeyine baktığımızda, dağılımına baktığımızda artık bayan mı diyeceğiz, kadın mı diyeceğiz? Orada onların yüzdesi daha fazla gibi geliyor bu bölümlerde. Ortalama %60-%70 civarında bayan öğrencileri ağırlıkta. Mühendislikte de tam tersidir. %10'lara kadar düşüyor bayanlar. Evet. Düşüyor oraya kadar. İş sahası gözüktüğü kadar da kesin geçerlidir diyebiliyor musunuz? Efendim size şöyle bir somut yine bir örnek vereyim. Şu an Türkiye'de yaklaşık 17 milyona yakın bina var. Bu 17 milyon binanın yarısı kentsel dönüşümde yenileniyor. Yani bu zaten iç mimarlara yeni bina olarak ciddi bir potansiyel şu an. İkincisi mevcut binalarda ortalama 8 ile 10 yılda bir iç mekanları, özellikle demin belirttiğim gibi mutfak ve banyoları yenileniyor. İnanılmaz bir iş hacmi Türkiye genelinde var. Bugüne kadar bunlar ustalar, kalfalar tarafından yapılıyordu. Ama artık toplumumuzda iç mimarlar tarafından yapılıyor. Gençler, size söyleyecek hiçbir lafım yok. İyi tespit etmişsiniz. Aynen devam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.